Karavanda, karavanda işler abi bitmiyor. Abi. Beyefendi ama el sıkışma böyle abi, baba. Abi. Ne getirdiniz beyefendi? Abi senin krom parçaların var. Karavanın içinde açık kalan biz yerler var. Biz kromla sponsor. Pahalı bir şey. Bu baba krom pahalı bir şey. 15 lira mı? Nasıl öyle mi beyefendi? Yani onun gibi ben şey. Karavancılara seslenelim şey size. Ne yaptı beyefendi bunu? Yani şov yapacağım diye. Karavanı kırmaya gidiyor. Çekici nereye vurduğun önemli. Kaç para? Board bir sponsor ya. Evet. Şu şekilde duracak abi. Karavanda işler bitmiyor. Niye bitmiyor? Kromlar geldi, kromlar. Kromları unutmuştuk. Abi kromcu abi ölçüleri aldı. Kromlar geldi. Gel baba gel. Kromcu. Sen kromcu musun kardeşim? Ben her iş yapıyorum. Evet. Red Marine. Sponsor. Evet. Ana sponsorlardan Red Marine. Gökhan. Evet. Gülçiçek. Sinemalarda. Evet. Geldi. Vay vay vay. Kromlar geldi. Baba hoş geldiniz. Abi, beyefendi ama el sıkışma böyle baba parlak. Şöyle evet baba bak şöyle evet şeyde uzakta ayak mı yattı ayak getirin beyefendi evet şunu da getirin evet tamamdır ne getirdiniz beyefendi abi senin krom parçaların var karavanın içinde açık kalan yerler var hani görsel evet. Olarak pis gözüküyor aynen oraları kapatmak için 316'lı krom polisajlı bir şekilde getirdik. O kötü görüntüleri kapatacağız inşallah. Vay vay baba 316 ne oluyor mesela? Le. Kalite olarak genelde biz deniz sektöründe çalışıyoruz abi. Evet. İşte yatlarda, teknelerde işlemler yapıyoruz. Ama senin arabana da kaliteli malzeme kullanmak istedik. Evet. Normalde hiç gerek yok arabada. Yok ama yok. Evet. Kaliteli insana kaliteli evet, evet, değil mi? Kesinlikle. Bakın. Buyurun. Ne bak, oldu? Bak bir kalite de orada var bak. Vay 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 vay. Büyüyünce böyle olacak değil mi benim karavan? Bakın isim neydi beyefendi? Halit. Sizin firma ismi ne? İskrom. İskrom. Evet. Evet. İskrom da sponsor. İskrom da sponsor. Pahalı bir şey. Bu baba krom pahalı bir şey mi? Yani çok ucuz bir şey değil. Yani demire oranla bir demirin 15 katı falan yani. Ha. Mesela şu parça kaç para mesela? Şu. Yani görmüş 1 lira 15 lira. Buyurun. Nasıl? 1 lira 15 lira mı? Nasıl öyle mi beyefendi? Yani onun gibi bir şey. Yani... Çünkü bu ömürlük mal. Hani evet. Demiri mesela tatlı su olsa bile hani yağmur suyunda olsa bile paslanır yani. Enge her sene boya yap, zımpara yap, uğraşırsın. Bunda öyle bir sıkıntı yok o yani. O zaman şey yapalım, buradan karavancılara seslenelim. Beyefendi isim neydi sizin? Halit. Firma ismini bir daha söyleyin. İskrom. İskrom. Siz evet. De gelin Red Marine. Bunun da ne oldu? Kuduz köpek mi şey yaptı size? Ne yaptı beyefendi bunu? Yani şov yapacağım diye. Evet. İskrom'u dinleyin bakın şimdi ne diyor. Söyleyin beyefendi karavancılara buradan. Yani karavanlarda genelde tanklar oluyor. Atık su tankı, temiz su tankı, içme suyu tankı. Yani bunları her türlü çok düzgün bir şekilde, garantili bir şekilde yapabiliriz. Evet. Yani geri kalan kromla ilgili ne varsa yani her şeyi yapabiliriz. Genelde biz yatlara, teknelere çalışıyoruz ama evet. Yani krom bizim işimiz gibi bir şey. Bunu yani. Zaten siz yapmıştınız şunu. Şunu evet. Görelim. Evet. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Şuraya da boyatacağım bak. Şuraları boyamamız lazım. Red Marine. Gördün bizim... değil mi? Kardeşlere boyattırız onları. Evet, kardeşler boyasın. Açın beyefendi, şunlar, açın. Arkanın, arka kapının kilitlerinde kötü bir görüntü var. Evet. Bunu kapatmak için uygun. İlk oraya bir gidelim mi istiyorsanız? Tabii. Gelin, gidelim hadi. Hep birlikte gidiyoruz. Havada 22 derece. Yazı getirdik, biz şortlarlıyız baksanız ya. Şortlarlıyız. Evet, ha. Yani şu. Onlar, evet. Bunlar şu şekilde buraları gelip kapatacak. Şuradaki oyuklar. Şuradaki şeye, kilit yerlerine geliyor şu şekilde. Bak. Vay, evet. vay. Böyle kilitlere denk geliyor. Yani arkadan içeriden baktığınız zaman herhangi bir kötü görüntü kötü, olmayacak. Böyle kötü duruyor şimdi. Evet. Sonra içeride birkaç tane kapama yapacağız. Evet. Kötü görüntüsü olan. Gidiyoruz. Takip ediyoruz. Karavan beyefendi, çok temiz olduğu için evimize temiz, girer gibi giriyoruz. Tabii beyefendi bu da bir ev yani. Yani orada çıkarabilirsiniz. Fark etmez. Vay vay kurama bak. Onun üstüne de takabilirsiniz veyahut da çıkarabilirsiniz. Yani bunu şu yatak nereden kalkıyor? Kalkıyor. Kalkan öyle. Şöyle beyefendi. Yapacaktık bunu. Heh. Bunu şurada bir tane plastik şey var. Ne var? Yani bunu şuraya takacağız. Ama şu an tabii çekim yaptığımız için çok müdahale edemiyorum. Ama şuradaki kötü görüntüyü kapatmak için buraya bunu... Takacağız. Bu şekilde montaj edeceğiz. Evet, peki. Ne zaman takacağız? Birazdan. Birazdan. Buraya da şu evet. Perdenin kornişi iptal olup. Evet, onu da şöyle şey yapacağız. Evet, bu şekilde bu gelecek buraya da. Aa. Bu görüntüyü de bu kapatacak. Tamam. Hadi, yapıyoruz. Hadi. O zaman montaja başlayalım. Montaja başlıyoruz, hadi bakalım. Sizden bir ricam var, bakar mısınız? Buyurun efendim. Sevgili Red Marine, benim şimdi bu tuvalet şeyli ya.
Deli de benim tuvalet. Masatörlü. Masatörlü. Masatör bir onun bir aleti vardı böyle suyu pompalayan. Check valve. Check valve'den biraz su geliyor. Onu yapabilir miyiz bugün? Bugün içerisinde bir bakalım yaparız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Göstereceğim ama check valve nerede olduğunu. Çok arkalarda bir yerde açacağım orayı şimdi. Check valve acayip bir yerde. Onu da yapacağız. O neden yapar acaba? Suyu kireçten yapar. Kireç şu check valve şu şekilde çalışır. Bu kireç gelince böyle açık kalıyor. Açık kalınca da su geliyor yani doğru. Evet, onun da paslanmaz olması lazım ama ona bir sponsor lazım abi. Onun yok, onlar yaptı zaten de. Evet. Bakacağız şimdi. Neyle iş yapıyorsun? Yani paslanmazı da çevirelim ne varsa tuvaleti yani. Tuvaleti mi? Yani olabilir abi. Tuvaleti. Evet. Bir ilk olur ha. Acı. Tuvaleti. Evet, başladık mı başka? Evet abi. Ne yapıyorsun şimdi? Abi önce bunları montajlayabilmek için vidaların deliklerini deleceğim. Ondan sonra havşasını açıp yerine montajlayacağız. Batkı bucu mu arıyorsun? Evet. Kaçlık lazım? 3,5. Baba onu öğrenelim. Yanlış olmasın. Çünkü vidamız 3'lük abi, biraz bol olması lazım. Deldiğimiz malzeme krom olduğu için delmek zor. Ama bizim matka buçlarımız falan hep şey, krom için yani. Öyle mi? Özel evet, yani. Evet, özel. Evet, şimdi Ustor'da çalışırken Gökhan da şeye bakacak. Nereye bakacaksın? Öyle bakıyorsun da. Selülit bana ya. Ama temin valve dedin, şimdi selülit diyorsun. Evet. Hangisi? Selülit mi, valve mi? Selülit valve. Elektrikli. Yanlış olmasın. Evet. Bak, dur, ilk önce şurayı açtık. Hazine. Burası da 1972 Mustang şey gibi, baksana. Bu bizim tuvaletin nesi bu? Kabloları, bandı, elektrikli her şeyi var. Bora mora ne ararsan var. Çamaşır makinesini kaydırdım. Bunu özel yaptık. Çünkü orada bir şey oldu mu müdahale etmek için, bak şimdi müdahale edeceğiz oraya. Nasıl bir müdahale düşünüyorsunuz oraya? Ufak tıklama yöntemleri çekişle. Karavanı kırmaya gidiyor. Yavaş, başka yere şey yapmayın. Bir şey söyleyeceğim. Ben senin gibi tamirci görmedim ha. Yani çekici nereye vurduğun önemli. Ne yaptın şimdi? Onu anlatın bana şimdi. Ne yaptınız? Bunun içerisinde tatlı suda evet oluşan klorlar var. Ve klorlar da dolayısıyla klor değil o, kireç. Kireç, klor. Evet. Tutuyor. Tutunca da vuruyorsun. Ha, demek atıyor, bitti gitti. Geçmiş olsun. Düzeldi mi? Düzeldi. Borcumuz kaç para? Borç bir sponsor ya. İki çekilce de ha? Yoksa bunlar pahalı yemin ederim ha. 650 liraya gidiyorlar. Bir şey 650 lira. Neymiş o? Servis. Çok ben iyi. Bu şekilde gözümle ayarlıyorum. Hani terazisine. Tabii baba, göz önemli. Sende terazi bir göz var yemin ederim. Yani artık yılların vermiş olduğu sürekli bakarak yapmak. Vidalar ne abi? 316 A4 kalite. Vay be, onda şeyde mi var abi, A4? Evet. Ne oluyor A4 olunca? Kalite. He. Yani korozyona daha çok dayanıklı. Biraz daha sert 304 kaliteye göre. Karavanda dandik bir şey yok yani. Evet. Her şey kalite karavanda. Kesinlikle. Maşallah. Paslanmaz vidalarda direkt hızlı vidalar gibi kendi gidemiyor. Önceden bir matkapla delik açmak gerekiyor. He, sonra devam ediyorsun. Evet. Abi. Bak iyi oldu öğrendiğimiz. Bu şekilde. Baba cillop oldu. Bak. Kötü görüntüyü kapatmış gitti. Oldum. Bak, öteki kapıyı kapa abi. Şimdi aradaki farkı evet. Göstereceğim. Bak aradaki fark. Görüyor musun? Efsane. Abi çok iyi oldu. Aradaki fark bayağı. Evet. Şurayı da kapattığımız zaman bunu evet. Da zaten sen gördün abi. Ha. Benim hiç gözüme bile çarpmamıştı orası. Evet orası. Bende vardı Allah'tan. Nerede evet. Benim şeyler? Burada. Orada. Malzemeler burada. Onu da kesip orayı da kapatacağız. Evet. Arayı. Oraları da şurayı. Kapatacağız. Şimdi sırada bu var. Yatağın orası. Ne oldu abi? Sorun mu var? Eskisini sökmemiz lazım.